Baksanıza hala bir işin ucundan tutmadı. Bari getir götür işi yapsın. Nezaket ablayla anlat da sustun. Ne anlatayım senin? Hem iş yap hem anlat. Nereden esti gelmek? Oturuyorduk yeğenim dedi ki hala dedi, teyze dedi sen yaparsın bunu. Ya dedim Melek Allah'ını seversen sus dedim. Başımdan git. Vallahi dedi teyze yaparsın sen bunu. Dedim vur şansa kalmış. Şansım yok ama dedim. O da vurdu Allah razı olsun. Vurdu derken? Baş vurdu. Oradan sonra bak. O da çağırdılar geldim görüştüm. Baş. Ne kadar komiyim o. Nezaket Hanım, Kadir'in akıl dolu esprisini kaçırıyorsunuz. Bakın Kadir ne yapıyor şu anda. Başvurduğuma gülüyor. Değil mi? Evet, buradan yarışmaya başvuru yapmak isteyenlere. ne siz de başvuru yapın. Müracaat mı siz diyorsun? Siz de başvuru yapın, benimle güzel güzel temizlik yapın. Müracaat mı diye. Ne diyorsun ona? Neyine anlamadım. Valla benim öyle Türkçem şey değil yani. Sen anlat, benim de çok şey değil zaten, söyle. Ben öyle dil mil bilmem, kırdırma mırdırma. Nezaket abla sen demek ki o zaman evde de çok iş yapıyorsun ki seni önerdiler, hadi git dediler sana. 20 yıl boşuna mı çürüttük ya elimiz ayağımızı? 20 yıl temizliğe mi gitti? Evet. Vay. Eşim öldükten sonra gitmedim. Eşin ne zaman öldü? 3 yıl oluyor. 3 yıl. Başın sağ olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Ama sen eşin yaşarken de gidiyordun temizliğe. Evet. Çocuklarım küçüktü. Eşim gelirdi. Pazarcılık da yaptım. Normal şey, mahalle pazarı. Pazara çıkıyordum. Ne satıyordun? Şey, bebek giysisi, çorap satıyordum. O zaman Muşamba fabrikası vardı. Orada çalışıyordum. Gelir sen tahtanın... Sen bu anlattıkları Sivas'ta mı, İstanbul'da mı? İstanbul'da. İstanbul'da. Ben 16 yaşında geldim İstanbul'a. Ya işte. Gelin olarak İstanbul'a geldin. O zaman sana şey geldim böyle hani Sivas'tan İstanbul'a gelin gidiyorum böyle. Topkapı vardı. Belki bilmiyordursun sen, bilmezsin. Yok biliyorum biliyorum. Eski çamur, pislik böyle. Topkapının eski halini de bari. Onu bilmem tabii. Ay bir kötüydü, bir kötüydü, bir kötüydü. Allah! Otobüsler eskiden oraya gidiyordu Kadir.